Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde dün akşamki Ankara Gücü yenilgisinin şoku var. Öyle söylesek yanlış olmaz. Gerçekten de Fenerbahçe hiç de beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Farklı bir yenilgi ve üstelik de Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Yani kupa hedeflerinden biri dışarıda kaldı. Böyle söyleyebiliriz. Peki Fenerbahçe bu yenilgiyi neden aldı? Bununla ilgili maddeleri sizlerle paylaşacağım. İsmail Kartal nerelerde hata yaptı? Onları da vurgulamaya çalışacağım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı hem kanalımızı büyütüyor hem de Fenerbahçe ile ilgili haberlerin daha geniş bir kesime yayılmasını sağlıyor. Şimdi 10 tane madde belirledim. Bu 10 maddeyle size yenilginin perde arkasını anlatmaya gayret edeceğim. Birinci maddemiz şu, son haftalarda ideal 11 ile bile kötü oynayan bir Fenerbahçe vardı ki Ankara'da bu ideal 11 değişti. Şimdi şöyle söyleyelim, Alanya Spor maçı içeride 2-2 berabere sonuçlandı. Çaykur Rizespor maçını 3-1 kazandı Fenerbahçe ama ikinci 45 dakikada ortaya çıkan futbol olayı değiştirdi ya da daha doğrusu değişikliklerle geldi. Kasımpaşa maçı da son dakika penaltısıyla kazanıldı. Yani zaten iyi gitmeyen, iyi işlemeyen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. İdeal 11'den ikinci maddemiz 7 değişiklikle Ziraat Türkiye Kupası'na çıktı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın bu tercihi de çok dikkat çekiciydi. Tadić Szymański, hani Kurilic'te Cengiz'den biri var diyelim, diğer 7 oyuncuyu değiştirerek başlamak büyük bir risk almaktı. Ve nitekim de bu riskin sonucunda ağır bir fatura Fenerbahçe'ye dönmüş oldu. Açıkçası İsmail Kartal kendi adına bir harakiri yapmış oldu diyebiliriz. Peki şöyle söyleyelim, Ankara Gücü maçında bu kadar ciddi değişiklikler yapmak gerekli miydi? Ya da Ankara Gücü görece Fenerbahçe ile arasında uçurum olan bir takım mıydı? Kesinlikle buna evet demek mümkün değil. Çünkü zaten İstanbul'da 2-1 kazanmıştı Fenerbahçe ve 1-0'da geriye düşmüştü. Ankara'da da 1-0 kazanmıştı. Üstelik de rakip 10 kişi kalmıştı. Yani iki takım arasında ligde oynanan iki maçta da Fenerbahçe evet kazandı ama kazanırken çok ciddi manada zorlanmıştı. Böyle bir ortamda Ankara Gücü maçına, Ankara deplasmanına gidip bu kadar büyük değişiklikler yapmanın beraberinde ciddi riskleri olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu da şunu ortaya çıkarıyor, bu üçüncü maddemiz, doğru bir rakip analizi yapılmamış. Bu da net bir şekilde ortada. Sanki böyle hani biz gideriz bir ikincilik takımıyla oynuyoruz, güle oynaya kazanırız gibi rakibe de çok fazla saygı göstermeden çıkılan bir karşılaşma sonuçta hüsran oluşturdu. Şimdi şöyle söyleyelim, yine devam edelim hatalardan. 40 yıldır demeyeyim çünkü 40 yıllık derler yani laf öyledir. Yani sağ beke monte edilmiş bir Osay Samuel'i getirip sol beke monte etmek hangi aklın ürünüdür anlamak gerçekten çok zor. Üstelik de sizin kenarda Ferdi ve Osterwolde gibi iki oyuncunuz var. Hadi Ferdi'yi dinlendirdiniz. Osterwolde'yi koyun o zaman sol beke. Sağ bekte Mert Müldür oynasın. Sonra maçın içerisinde Osay Samuel orada lastik patlatınca tırnak içinde dönüyorsunuz. Bu sefer Osay Samuel'i sağa, Mert Müldür'ü sola ki Mert Müldür'ün solda da olmayacağı kesin. Yani zorda kalırsanız oynatabileceğiniz bir oyuncu. Dolayısıyla bu manada da yapılan yanlış geriye dönüşü ağır bedelle oldu. Gelelim 5. maddeye. Serdar Aziz Bonucci yani savunma göbeğindeki ikili. Yani bunlar ne zaman birlikte oynadılar da böylesine Ziraat Türkiye Kupası gibi tek maçlı bir karşılaşmaya ikisini birlikte çıkardınız. Ve üstelik de şunu da söyleyelim, bunun yanına ekleyeceğimiz önemli bir nokta. Tam 4 oyuncunuz birden savunmada değişik. Yani 4 değişik savunmacı. Yani daha önce Çağlar Ciku oynuyordu, bir tarafta Ferdi oynuyordu. Diğer tarafta da işte duruma göre değişiyordu, Osterwolde vesaire. Şimdi siz ne yaptınız? 4 oyuncuyu değiştirdiniz. Osay Samuel solda, Mert Müldür sağda ve ortada Serdar Aziz ile Bonucci. Yani 4 benzemezle buraya çıktınız ki bunlar gerçekten de ciddi
hatalardı. Gelelim şimdi sakatlıktan döndükten sonra hiçbir performans vermeyen Zayson ilk 11'de oynamasına. Ya Mert Hakan ne zaman yoruldu? Yani yoruldu mu yani? Daha iki maç oynadı ya Mert Hakan. O zaman Zayson'ı niye tercih etti? Bunu da anlamak çok zor. Ve işte o Zayson'ı Kurun için yanında ilk 11'de başlatma hatası da bir başka önemli noktaydı. Bunu da söyleyelim. Ve şunu söyleyelim, bir 7. maddeden bahsediyorum. Hep ikinci yarılarda durumu düzeltme girişimi oldu. Tamam, Çaykur Rize maçında düzeldi. İşte belki Kasımpaşa maçının ikinci yarısında düzeldi. Ama bu işler öyle değil. Her maç olmuyor. Bunu özellikle söyleyelim. Yaptığınız her yanlışı düzeltme şansınız zaman zaman olmuyor. Şunu söyleyelim. Yani birinci düğmeyi yanlış ilikledikten sonra diğerlerini doğru ilikleseniz de iş yamuk duruyor. Siz tekrar başa dönüp tekrar iliklemeye başladınız ki bu da kurtarmadı. Zaman olarak da oyun olarak da kurtarmadı. Ferdi, Serdar, Bursun ve İsmail'i sahaya sürerek o değişimi tekrar yapıp maçı döndürmeye çalıştınız ama bu kez o iş gerçekleşmedi. Onu da özellikle söyleyelim. Gelelim 8. maddeye. Şimdi 8. madde şu. Kurun için performansından ne taraftar memnun ne camia memnun. Bir, onun yanına performansı olmayan Zayson ve son haftalarda son derece formsuz olan Szymoński'yi koyuyorsunuz. Yani bu orta alanla Ankara gücününe karşı hem ofansif hem defansif denge kurabilmenizin çok gerçekçi olmadığını nasıl anlamadı onu da anlamış diyelim. Bu orta saha zaten Fenerbahçe'yi ne ofansif olarak ne defansif olarak etkili bir noktaya getirmeyeceği çok netti. Ama hoca böyle bir tercihte bulundu ki hani Rade Kulinic oynamasın diye insanlar uğraşırken bu noktaya gelinmesi de bir başka önemli nokta. Gelelim bir başka noktaya. 9. maddeye geliyorum. Organizasyon. Yani organizasyon olarak yani Fenerbahçe'nin şöyle bir organizasyon yaptı, kanat bindirmeleri yaptı, oradan getirdiği topları kullandı diyebileceğimiz tek bir organizasyonu yok. Yani bir takım ligin buralarına gelmiş 40'ın üzerinde maç oynamış bir takım bu organizasyonu nasıl yapamaz diyeceksiniz. Tabii benim buna verecek bir cevabım var. Nasıl yapamaz? Şöyle yapamaz. Tam 7 tane oyuncuyu farklı olarak yan yana getirirseniz zaten bu organizasyonları da yapamazsınız. Futbol böyle bir oyun değil. Bunu da vurgulamam gerekiyor. Ve 10. maddeye geldik. Tadić, Szymański, Kurunic, Cengiz bu oyuncuların formsuzluğu artık ligden buraya da yansıdı. Yani formsuzlukları çok net bir şekilde belli. O zaman yani bu oyuncuları da formda tutamamak gibi bir durum teknik açıdan da bir yanlış olarak karşımızda duruyor. Yani siz eğer bu oyuncuları formda tutamazsanız o zaman verimlilik açısından da geri düşersiniz. Bir başka önemli noktadan bahsedelim. Tabii ki pek çok kişi bunu gündeme getiriyor ki biz de konuşalım. Yani şimdi böyle bir ortamda şunu anlıyorum. Yani bu noktayı anlıyorum. Lincoln Henrique'yi gönderdiniz. Orta sahada Zayson'ı tuttunuz. Bir kere bu çok yanlış. Bunu zaten net bir şekilde gözlemlemiş oldunuz. Tamam da yani Emre Mor'u niye gönderdiniz? Yani bunun mantığı ne? Hani yerli oyuncu çünkü. Yabancı oyuncu hadi tamam 16 yabancımız var. 14'e düşürmek için zaten Ryan Kent'i de dışarıda bıraktık dediniz. Bunu anlayabiliyorum. İsmail Kartal'ın tercihlerinden bahsediyorum. Ama Emre Mor'u gönderdiniz ve sağ açığınız yok. Sağ açıksız oynuyorsunuz. Ve üstelik de burada hani kadro üzerine de bir iki cümle söyleyeyim. Ya siz eğer arkada Mert'le oynuyorsanız önde Ferdi'yi de kullanabilirsiniz. Önde sol tarafın ön tarafında Osterwolde'yi de kullanabilirsiniz. Ama bunların hiçbirini yapmadı Fenerbahçe. İsmail Kartal adeta ya biz bu maçı zaten güle oynaya kazanırız. Ankara'ya turistik seyahat yapıyoruz diye gitmiş belli ki. Ama işte futbol böyle bir oyun değil. Yani ciddiyet istiyor. Bu ciddiyeti göstermezseniz de hedeflerinizin bir tanesini dışarıda bırakmış oldunuz ve ağır eleştiriler altında kaldınız. Evet, Fenerbahçe neden Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti? İsmail Kartal nerelerde hata yaptı? Bunların tamamını size anlatmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.